Merhaba değerli dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. TET Kimya kampımızın 14. gününün soru çözümündeyiz. Maddenin halleri konusunda sıvılarla ilgili sorular çözeceğiz. Dikkat isteyen bir kısımdır. Konu tekrar yaparak soruları çözelim. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki sıvılar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Belirli bir hacme sahiptirler. Evet sıvılar belirli bir hacme sahiptir. O yüzden birinci ifade doğrudur. Hatta şöyle işaretleyelim. Evet tanecikleri titreşim öteleme hareketi yapar. Sıvılar evet titreşim ve öteleme hareketi yapar. Doğrudur. Başka ne var? Sıcaklıkları artırılırsa daha akışkan olurlar. Evet sıcaklık artarsa viskozite azalıyordu. Bal örneğinde göstermiştik. Ne olacaktır? Sıcaklık arttı, viskozite azaldı, akışkanlık arttı. Doğrudur. Tanecikler arası çekim kuvveti büyük olanın viskozitelerinin büyük olması beklenir. Evet tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artıyordu. Doğru bir ifade. Sıkıştırılarak katı hale getirilebilirler. Yanlış çünkü sıvılar sıkıştırılamaz. O yüzden bu gitti. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu dost. İkinci sorumuzda diyor ki oda koşullarında bulunan yukarıdaki sıvıların viskozitelerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Şunda iki tane hidrojen bağı var. Bunda bir tane hidrojen bağı var. Bunda üç tane hidrojen bağı var. Hidrojen bağı sayısı arttıkça tanecik Arası çekim kuvveti artacaktı. Tanecikler arası çekim kuvveti artınca da viskozite artacaktı. Yani viskozitelerini karşılaştırırsak 3 en büyük sonra 2 sonra da 1 olacaktır. Eğer viskozite soruyorsa cevap 3 2 1 yani Bursa'dır. Akışkanlık sorsaydın olacaktı. 1 2 3 şeklinde olacaktı. Tamam mı dostum? 3. sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç viskozite olarak tanımlanır. Evet, sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç viskoziteydi. Doğru. Akıcılık özelliği sıvı taneciklerinin titreşim hareketinin sonucudur. Hayır öteleme hareketinin sonucudur. Gitti. Sıcaklığı artırılan bir sıvının viskositesi azalır. Evet sıcaklık arttıkça viskosite azalıyordu. Akışkanlık artıyordu. Viskositesi büyük olan sıvılarda aynı maddenin batma hızı viskositesi küçük olan sıvınınkine göre daha yavaş olur. Evet viskosite büyükse ne oluyordu? Daha yavaş aşağı iniyordu. Viskositesi küçük olan da daha hızlı aşağı iniyordu. Doğru bir ifadedir. Cevap 1, 3, 4 yani D seçeneği olacak dostum. Bak Bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? Sıvılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Aynı sıcaklıkta etil alkol sıvısı bala göre daha küçük bir viskoziteye sahiptir. Evet doğru. Süzme bal daha böyle viskozdu değil mi? Viskozitesi daha büyüktü. Evet doğru. Yüksek sıcaklıktaki gliserin sıvısı ile düşük sıcaklıktaki etil alkol sıvısının viskoziteleri eşit olabilir. Evet doğru. Çünkü normal aynı sıcaklıkta gliserinin viskozitesi daha büyüktü. Ama ben gliserinin sıcaklığını arttırırsam ne olur viskozitesini azaltmış olurum. Yani etil alkolle aynı hale getirebilir miyim? Evet, bir ihtimal getirebilirim. O yüzden doğrudur. Olabilir diyor çünkü. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Evet, sıvılar için neydi? Her sıcaklıkta buharlaşır diyorduk. Doğru. Aynı sıcaklıkta özdeş musluklardan damlatılan gliserinin damlacık büyüklüğü suyun damlacık büyüklüğünden fazla olur. Yavaş olduğu için ne olur? Toplanır, 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 daha büyük olur. Öyle gelir. Evet, doğru bir ifadedir. Akışkan olan tüm maddeler aynı zamanda sıkıştır sıkıştırılabilir özelliğe sahiptir. Bu gazlar için doğrudur. Akışkandır ve sıkıştırılabilir ama sıvılar sıkıştırılamaz. O yüzden yanlıştır. Cevap ne oldu? E seçeneği oldu dostum. Beşinci sorumuza bakalım. 25 santigrat derecede yukarıdaki kaplarda bulunan eşit hacimlerdeki X, Y, Z sıvılarının muslukları eşit miktarda açılarak yani aynı anda açılıyormuş. Tamamen boşalmaları bekleniyormuş. Kapların içerisindeki sıvıların boşalması için geçen sürelerin karşılaştırılması. Birinci de en uzun süreymiş. Üçte sonra iki de en kısa sürede boşalıyormuş. O zaman birincisi en yavaş demek değil midir? Çünkü en uzun sürede o boşalıyor. O zaman viskozitesi en büyük olan birinci kaptaki x sıvısıdır. Sonra üçüncü kap geliyormuş. Demek ki z viskozitesi en küçük olan en hızlı boşaltan hangisi burada? Y. O yüzden sıralamamız viskozite sıralaması x, z, y olacaktır. Bana da viskozitelerini karşılaştırmamızı istiyor. Eğer akışkanlık sorusu tam tersi olacaktı. Yani x, z, y cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu dostum. Altın sorumuza bakalım diyor ki yukarıdaki olaylardan hangileri viskozitenin azaltılması için yapılan işlemlerdir? Hmm. Viskozite nasıl azalıyordu? Sıcaklık artınca viskozite azalıyordu. Bu var. Başka neydi? Tanecikler arası çekim kuvveti küçük olanın viskozitesi neydi? Daha küçüktü değil mi? Doğru orantılıydı o. Bakalım şimdi. Yollara dökülen asfaltın sıcak dökülmesi. Evet viskoziteyi azaltmaya yönelik bir harekettir. Doğru. Yağlı boya içine bir miktar tiner katmak. Bu da tiner kattığında daha böyle akışkan hale yani viskoziteyi azaltmak için yapılan bir şeydir doğru buzdolabından çıkarılan tereyağının ekmeğe sürülebilmesi için bir süre Oda sıcaklığına bekletmek. Evet bu da ne olacaktır? Yumuşamasını sağlayacaktır. Yani bu da doğrudur. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır dostum. 7 sorumuza bakalım diyor ki. Yukarıdaki tabloda bazı farklı termometre sıcaklıkları ve bağın nem oranları hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Tabloya bakarak yorumlayacağız. Bakalım ne diyor. Aynı sıcaklıkta bağın nem oranı yükseldikçe hissedilen sıcaklık genellikle artar. Bakalım 39 derecede %10 olduğunda 36, 15 olduğunda 37. Yani bak arttıkça sıcaklık artıyor Demek ki doğru olabilir bu ifade değil mi Evet? devam edelim. Termometre sıcaklığı hissedilen sıcaklıktan düşük olamaz diyor. Bak termometre sıcaklığı 37 ama hissedilen sıcaklık 38. Yüzde 30 nemde. Küçük olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Veya başka örnek bak 38 derecede yüzde 30 nemde 40 derece hissediliyor. Demek ki olabiliyor. Bu ne oldu o zaman? Yanlış oldu. Farklı iki termometre sıcaklığı ve iki bağın nem değerinde hissedilen sıcaklık değerleri eşit olabilir. Bakalım aynı sıcaklık olan değerlere bakıyorum. Bak 38, 38 Bak hem gerçek sıcaklık değerleri farklı hem de bağıl nemler farklı ama aynı sıcaklık olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Cevap ne oldu? 1 ve 3. Yani D seçeneği oldu dostum. 8. sorumuza bakalım. Diyor ki: Saf X ve Y sıvıları içeren mezürlere özdeş bilyeler aynı anda bırakıldığında bir süre sonra ikinci durum elde ediliyormuş. Yani bu durumdan bu duruma geliyormuş. Ne oluyor bak ikisini aynı anda attık. X sıvısında daha aşağı indi. Y sıvısında daha yukarıda kaldı. O zaman Y sıvısının viskozitesi daha büyük. Yani viskozite Y büyük X olacaktır. Bu durumun sebebi viskozitelerinin farklı olması mıdır? Evet öyledir. Başka neyden bahsedebiliriz? Bakalım. Sıvıların sıcaklıklarının farklı olması. Ha diyelim bunlar aynı sıvı olsaydı. Sıcaklıkları farklı olsaydı ne olacaktı? Viskositeleri farklı olduğu için bu durum elde edilemez miydi? Evet elde edilebilirdi. Yani bu da olabilir. Sıvıların kütlelerinin farklı olması. Kütleleriyle hiçbir alakası yoktur. Viskozite ile alakalı bir durum var burada. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. 9. sorumuza bakalım diyor ki yukarıdaki etkinlikte verilen bilgilerin önündeki kutucuklar doğru ya da yanlış şeklinde hatasız dolduran kişi hangisini elde eder diye soruyor. Sıvının yeterli enerjiyi alarak sıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yüzeyinden ayrılması buharlaşma olayı olarak tanımlanır. Buharlaşma olayı olarak tanımlanır. Doğrudur. Sıcaklığı artan bir sıvının buharlaşma hızı da artar. Evet sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Bu da doğru bir ifadedir. Havadaki bağın nem artışı buharlaşma buharlaşma hızının azalmasına neden olur. Bağımlı nem arttıkça buharlaşma hızı ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü nemle buharlaşma ters orantılıydı. O yüzden ne olacaktır? Bu da doğru olacaktır. Hepsinin doğru olduğu şık cevap B seçeneği olacaktır. Gelelim 10. ve sonuncu sorumuza. Bir grafik vermiş. Saf X, Y, Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi ile ilgili grafik verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Buraya baktığımızda aynı ortamda bir atmosfer dış basınçta şöyle çizersek hepsinin buhar basıncı şu noktaya ulaştığında sıvılar kaynayacaktır değil mi? Buhar basıncı dış basıncı eşit oldu. O zaman bunların kaynama noktalarını karşılaştırırsak ne olacaktır? En büyük olan Z sonra Y en küçük olan da X olacaktır. Buradan bunu anlamış olabiliriz. Kaynama noktalarını kıyaslayabiliriz. Peki aynı sıcaklıkta şöyle çizdim. Aynı sıcaklıkta gördüğün gibi Z'nin buhar basıncı en küçük sonra Y en büyük de X oldu. Yani aynı sıcaklıkta buhar basınçlarını karşılaştırırsam X büyük Y büyük Z olacaktır. Zaten kaynama noktasıyla Buhar basıncı neydi? Ters orantılıydı. Devam ediyorum bakalım şimdi. Aynı ortamda kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki. T3, T2, T1'dir. Evet doğru çünkü buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu anda kıyasladığımız durum bu. Aynı ortamda kaynamaları sırasındaki buhar basınçları eşittir. Kaynarken buhar basıncı dış basıncı eşit değil miydi? Evet. E aynı ortamda kaynıyorlar o zaman bu da doğrudur. Ne diyor üçüncü de? T2 sıcaklığında X buhar Z sıvı T2 sıcaklığına geldim. T2 sıcaklığı şurası. X artık evet buhar fazında değil mi? Kaynamış. Artık buraya ulaşmış. Y o sırada kaynıyor. Z ne? Daha kaynamamış. O zaman sıvı halde. Yani T2 sıcaklığında Y kaynarken X buhar halindedir. Z de sıvı haldedir. O yüzden doğru bir ifadedir. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır. Doğrusu. Evet böylelikle 14. günün sorularını da çözmüş olduk. Güzel sorularda sıvılarla ilgili küçük de bir tekrar yapmış olduk. Beni dinlediğin için ve kanalıma abone olduğun için teşekkür ediyorum. 2 fosfor asit, kimya bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.